Devam ediyoruz. 5-5. Boşaltıldı, tamam diyelim. Bir kısmı, bir kısmı da boştu zaten. Şu anda derenin olduğu yere çok yaklaşmış durumdayız. Burada zaten sel ilk geldiğinde saat 7'de biz buradaydık. Dizlerimize kadar falan geliyordu. Şu yıkılan binalar derenin arasında uzun 10 katlı binayı görüyorsunuz. Onun yanında 8 katlı bir bina vardı. Saat 6 civarında o çöküyor. Şu aşağıda. Aşağıda. Karşıda gördüğünüz bina, biz geldiğimizde ön kısmı sağlamdı. Daha sonra yavaş yavaş sel temelini aldı götürdü. Temele doğru, öne doğru yıkıldı. Süleymaniye yurdu. Onun yanındaki bina, biz geldiğimizde saat 7'de ön kısmı yıkılmıştı. Bunların hepsinin temelini sel parça parça alıp götürdü. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Nasılsınız? Efendim. Buyurun başkanım, bir saniye. Buyurun başkanım. Alın başkanım. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Genel Başkan Yardımcısı. Merhaba. Buralıyım ben. Belediye Başkanımız Kastamonu. Merhaba. Nasılsınız? Efendim, hoş geldiniz içerisinde. Çok teşekkür ederim. Başkanım, Allah beterinden korusun. Amin. Hoş geldiniz. Evimize geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Engin Bey burada mı? Tamam, geç. Devam edelim. Arkana dikkat et. Tamam. Sizden havan yok, iyi misiniz? Biz de bölge... Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Buradan efendim, buradan efendim. Arkadaşlar. Sultanım, bana doğru sultan alın. Hop, tamam. Abi dur orada, önümüzü aç. Orada görsünler. Geçmesin. Arkadan çekin, karşıya çekin. Böyle geçin, karşıya geçin. Daha gitme Cemal. Abi ben önü arkadaşlar şurayı bir burası onlara dikkat edin. Sağından kazanılan bölgeler. Bu binalar ablacığım, iki arabanın rahatlıkla gidebileceği yollar vardı. Sel geldiğinde, sel ilk geldiğinde... Hayır! Bağırmadan. Behaya verir misin? Tomruklar bunun üstündeki köprüye kadar geliyor. Tomruklar oraya geldiğinde ve bir tane köprü de o köprüye yapıştırdı. Dikkat edin, gerisi önemli değil. Baraj oluşturuyor. Barajın etkisiyle su hızıyla geliyor. Şunu da alır mısınız? Arkadan bütün şehre yayılıyor. Şimdi burası hem bir...
şurada. Hem de şu bölge. Şunu da alabilir misin? Bu bölgenin bir kısmı Taşkın Ovası. Ya biz geldiğimizde saat 7 gibi buradaydık. 5 saat dolaştık buraya. Biz geldiğimizde bu binanın tamamı sağlamdı. Sel parça parça temelini aldı götürdü. Yandaki 8 katlı bina saat 12.30'da başlıyor. Sel tabii 8 katlı bina vardı. Saat 12.30'da başlıyor sel. Saat 6'ya kadar sağlam. O birden çöküyor. İçinde tahliye edilmeyi bekleyen insanlar vardı. Herhalde iki tane çocuğumuz da yan taraftaki 10 katlı binayı görüyorsunuz. Şimdi yolda bahsettiğim parsel yerleştirilen dere yatak alanları var ya. Burası orası. Normalde bu dere biraz daha geniş, istinat duvarlarıyla daraltılınca suyun hızı olabildiğince artıyor. Hacim düşünce basınç artıyor. Dolayısıyla basınç bu tarafa doğru gelemediği için geriye doğru şehrin içlerini alıyor. İlk gördüğünüzde senin görüntülerini ilk gördüğünüzde burada arabalarını çekmeye çalışan insanlar var. Evet. Uyarı yapıyor, arabalarınızı kaldırın diye. Hiç dolacağı ve geriye doğru taşıp şehirde bunu hapsedeceği hiç kimse akıl edemiyor. İçeride iş yeri sahibi olanların birçoğu kaçamıyor. Lokantada hayatını kaybedenler var. Bunlar yeni başkanım. 3-4 yıllık bilmesi. 3-4 yıllık bilmesi. Öndekiler bir 8-10 senelik bilmesi. Ama 30 yıldır buralar daha bahçeliydi eskiden. Elma bahçeleriydi, fındık bahçeleriydi, erik bahçeleriydi. Benim çocukluğumda öyleydi. Daha bahçeliydi. Buralarda kazanla imara kazanla bu hale geldi. Dikkat ederseniz şehrin içerisinde de görürsünüz. Yeni yapılaşma, şuradan görebilirsiniz. Yeni yapılaşmanın olduğu yerlerde binaların mesafeleri de çok birbirlerine yakın. Aslında daha fazla açık olması lazım. Yaklaşma mesafeleri yakın, yapılaşma şartları uygun değil. Bir de eskiden Sayın İmam Başkanım, buralarda 3 katlıdan daha fazla bina yoktu. Şimdi 10 katlı binalar yapılmaya başladı. Bu toprağa da bir ağırlık veriyor, basınç da veriyor. Onunla birlikte de bu tür felaketlerde şey yapıyor. Şimdi yatağı değişti.